Herkese yeniden merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zamansız favoriler isimli bir video çekiyorum. Bu videoda dediğim gibi zamansız favorilerimden bahsedeceğim. Zamansız favorilerden kastımsa yani zaman, mekan, yer, mevsim fark etmeksizin çok çok severek kullandığım ve gerçekten size önerebileceğim, yani önermekte herhangi bir şüphe duymadığım bazı ürünler, bazı favorilerim. Genelde bakım ürünlerinden oluşuyor aslında favorilerim. İşte saç bakım maskesi, yüz temizleme aleti, nemlendiriciler ve benzeri gibi favoriler var. İsterseniz daha da fazla lafı uzatmadan direkt videoya başlayalım. İlk olarak bakım ürünü olmayan tek bir şey var. Onunla başlayacağım. Essence'in Express Dry Drops isimli hızlı oje kurutucu yağı. Ben bunu herhalde 2,5 senedir falan kullanıyorum yani. Ne kadar süredir kullandığımı bilmiyorum ama inanılmaz derecede memnunum. İçinde badem yağı var. Bu ürünü ojenize uyguladıktan sonra ojenizin üzerine henüz ıslakken ojeniz, yani daha kurumamışken pıt 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 damlatıyorsunuz. Ve bu şekilde ojenizin gerçekten çok hızlı kurumasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda da tırnak etrafınızı besliyor çünkü içerisinde dediğim gibi badem yağı var. Ben baya baya memnunum. Daha sonra bir tane yüz temizleme aletinden bahsedeceğim. Boreo'nun Luna 2'si. Yine çok çok severek kullandığım bir ürün kendisi. Gerçi ben daha önce bu ürünle ilgili, yani Luna 2 ile ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. Ama yine favorilerimi eklemek istedim çünkü dediğim gibi günde 2 defa kullandığım ve asla vazgeçemediğim bir ürün. Boreo Luna 2 dediğim gibi bir yüz temizleme cihazı ve bendeki normal ciltler için olanı. Ben Luna 2 kullanmaya başlamadan önce herhangi bir yüz temizleme aleti kullanmıyordum. Sadece yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkıyordum. Ama aslında Boreo kullanmaya başladıktan sonra ne kadar cildimin aslında pis kaldığının farkına vardım. Çünkü gerçekten nasıl diyeyim, gözeneklerimin açıldığını ve cildime iyi geldiğini fark ediyorum kullanmaya başladığımdan beri. Ön tarafında böyle pütür pütür bir yüzeyi var. Tamamen silikondan yapılmış ve antibakteriyel. Arka tarafını da var olan kırışıklıklarınız veya oluşmaya başlamış olan kırışıklıklarınız için kullanıyorsunuz. Aynı zamanda benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi kesinlikle şarjının bitmemesi. En son ne zaman şarj ettiğimi bile hatırlamıyorum. Belki geçen sene bile olabilir. Gerçekten o kadar uzun bir zamandır şarjı bitmiyor. Şu orta tuşa dokunarak Luna 2'yi çalıştırıyorsunuz. Daha sonra yandaki artı eksi tuşlarıyla ne kadar yoğun bir temizlik istediğinize göre ürünün hızını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda cildinizdeki ölü derilerin ve kirlerin temizlenmesi de çok güzel. Neden? Cildimize o kadar işte serum uyguluyoruz. Az sonra size göstereceğim nemlendiricileri uyguluyoruz ama cildimizin üzerinde bir tabaka varken o nemlendiricilerin, serumların ya da bakım ürünlerinin cildin içerisine geçmesi, yani emilmesi daha zor oluyor. O yüzden öncelikle bir peeling yapmak ya da cildinizdeki ölü deriyi temizlemek zorundasınız. Ancak o zaman cildinize ya da yüzünüze yaptığınız bakımlar sizin için gerçekten etkili olur. Evet, uygun fiyatlı bir ürün değil kesinlikle. Ama bir kere aldığınız zaman zaten çok uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Ve size şunu söyleyeyim. Beni zaten daha önceden izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben sivilce tedavisi oldum. Yani Zoletanin kullandım. Tamam, benim çok büyük bir sivilce problemim yoktu zaten. İstedik istedik sivilcelerim çıkıyordu. Yanağımda işte 2-3 tane büyük iltihaplı sivilcem vardı. Zaten asıl beni buna iten, yani Zoletanin'e iten yanağımdaki o geçmeyen iltihaplı sivilcelerdi. Ama benim çok fazla siyah nokta problemim vardı ve gözenek problemim vardı. Zoretanin kullanalı 1 yıl oldu, yani geçen sene yazın bitirdim ben Zoretanin tedavisini. Ama dediğim gibi çoğu insanın söylediği şey işte siyah noktaların oluştuğu, ne bileyim işte gözeneklerinin tekrar büyümeye başladığı, yavaş yavaş sivilcelerin çıkmaya başladığı gibi durumlar. Ama bende hiçbir şekilde öyle bir durum olmadı ki zaten sizden de çok güzel tepkiler alıyorum. Cildin çok güzel, bebek gibi nasıl bakım yapıyorsun diye. İşte bence cildimin şu anda bu halde olmasının etkenlerinden bir tanesi de Boreo Luna 2. Cildimin bu halde olmasının bir sebebi Boreo Luna 2 demişken şimdi gelelim bir diğer sebebine. Az önce de söylediğim gibi ben Zoretanin tedavisi gördüm ve Zoretanin tedavisi görürken La Roche-Posay'in Efekler serisini kullandım. Ve Efekler serisi şöyle bir özelliğe sahip. Cildinizin kurumasına yardımcı oluyor. Yani ciltteki yağ oranını azaltıyor. Ama tedavi bittikten sonra aynı ürünü kullanmaya devam etmem pek önerilmedi doktorum tarafından. Çünkü cildimin neme ihtiyacı vardı artık. Ve cildim gerçekten çok hassaslaşmıştı. Ve bunun için de La Roche-Posay'in Tolerain. Bu şekilde okunuyor sanırım. Bu serisine geçtim. Ama arada dedim ki farklı bir ürün kullanayım. Belki bu daha iyi gelir. Farklı bir markaya geçeyim. Ve Avène'in bu yine Tolerance diye geçen, yani hassas ciltler için olan Tolerance serisini kullandım.
Bunun kesinlikle kapağı, işte içi, tasarımı ve benzeri hoşuma gitmedi. Beğenmedim, ciltte su gibi kalıyor, hiçbir şekilde nem vermediğini düşünüyorum. Ve Aven hoşuma gitmediği için tekrar La Roche'a döndüm. Ve iyi ki dönmüşüm diyorum şu anda. İnanılmaz seviyorum bu kremi. Zaten gördüğünüz gibi bu da bitti. Yeni bir tane aldım, onu henüz açmadım. Onu açacağım ve yine kullanmaya devam edeceğim. Çok çok memnunum. İnanılmaz derecede nem veriyor. Cildimi inanılmaz derecede yumuşatıyor. Kızarıklıklarımı önlüyor. Aynı zamanda benim çok alerjik bir bünyem var. O yüzden böyle hani kızarıklıklar oluşuyor. En ufak bir şeyde cildim kızarmaya başlıyor ve La Roche bunu önlüyor. Size de kesinlikle eğer benim durumumdaysanız öneriyorum ve çok hassas bir cildiniz varsa öneriyorum dediğim gibi. Şimdi gelelim bir diğer favorime. Yine ciltten devam edeceğim. Bu sefer Aven'in çok memnun kaldığım bir ürününü göstereceğim. Bu termal suyu. Bende hem küçük boyu var hem de böyle büyük boyu var. Bunu genelde evde kullanıyorum. Bunu da çantama atıyorum. İşte plajda, orada, burada kullanıyorum. Sürekli bir büyük bir küçük alıp devam ediyorum. Termal suyu aslında çoğu insan sadece tek bir işe yarıyormuş gibi düşünüyor ve diyor ki hani alt tarafı su, ne işe yarıyor olabilir ki, nedir bunu böyle bu kadar işte popüler yapan insanlar, neden bunu kullanıyor diye düşünüyor. Ben size anlatayım kısaca ne işlere yarıyor ve ben hangi alanlarda, vücudumun hangi bölgelerinde ne için kullanıyorum. Evet, ben de genel olarak yaz aylarında ferahlamak için kullanıyorum bu küçük boyunu. Ama büyük boyunu vücudumun her bölgesinde kullanıyorum. Özellikle yaralarımın üzerine sıkıyorum çünkü içerisinde mineral barındırıyor. Aynı zamanda dizlerime, dirseklerime sıkıyorum çünkü nemlendirme gibi bir özelliği var. Dirseklerimi, dizlerimi nemlendiriyor. Ki zaten benim dirseklerim ve dizlerim çok fazla kurudur. Çok çok işe yarıyor kendisi. Hatta şu anda şöyle. Aynı zamanda yüzüme uyguluyorum. Bazen böyle fondöten uyguladığım dönemler oluyor ya da pudra uyguladığım dönemler oluyor, çok nadir de olsa. O dönemlerde özellikle uyguladığımda fondöten ve özellikle pudra cildimi kuruttuğu için üzerine nem veren bir ürün uygulamam, makyajımın daha kalıcı olmasına ve aynı zamanda daha yumuşak bir görüntüye sahip olmama yardımcı oluyor ve daha ışıl ışıl gözüküyor. Kuru, ölü, böyle kötü bir cilt görünümünden kurtarıyor beni. Aynı zamanda biliyorsunuz ben zaten jilet yöntemini kullanıyorum. Jiletten sonra bazen böyle koltuk altlarımız yanıyor. Eminim bunu herkes yaşamıştır. Deodorant kullandığınızda, sıktığınızda yani inanılmaz bir acı hissediyorsunuz, yanma hissediyorsunuz. Ben şöyle uyguluyorum, koltuk altımı alıyorum. Daha sonra Aven'i uyguluyorum. Ve birazcık kollarımı havada tutup kurumasını bekliyorum. Daha sonra deodorant uyguluyorum. Ve bunu bu şekilde uyguladığımdan beri herhangi bir yıpranma ya da böyle yanma gibi bir his hissetmedim koltuk altlarımda. O yüzden gerçekten çok seviyorum. Bir tanesin. Şimdi son favorimden bahsedeceğim. Bunu da size hangi videomda? Sanırım bronz makyaj videomda söylemiştim. Bir bakım ürünü kullanıyorum saçlarım için. Yeni keşfettiğim bir şey değil ama düzenli olarak ilk defa kullandığım bir karışım. Ve gerçekten düzenli kullanımda, şuradan görüyor musunuz bilmiyorum. Eğer gözükmüyorsa editte göreceğim zaten. Size yan tarafa fotoğrafı koyacağım. O şekilde daha net görebilirsiniz. Çünkü sürekli böyle geziyorum. Saçlarım tülerik. Bildiğiniz buradan böyle küçük 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 bir sürü saç çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Evet, saçlarım birazcık vitamin kokuyor. Evet, işte zahmetli bir karışım falan filan ama etkisi inanılmaz. Hani bilmiyorum, belki de bende bu kadar çok etki yarattı diyeceğim ama kullanan bütün arkadaşlarım memnun. Hemen anlatıyorum. Şu 3 tane vitamin. Bir tanesi Bepanthen'in ampulü. Bir tanesi Evigen'in ampulü. Yani E vitamini. Bir tanesi de Bemix'in ampulü. Ben gördüğünüz gibi 4'er tane hepsinden kullandım. 1'er tane kaldı. Bunların toplam fiyatı 20 TL. 20'ye almıştım, yani 20 TL'ye almıştım eczaneden. Yanlış hatırlamıyorsam ama daha fazla olduğunu düşünmüyorum. En fazla 1-2 lira fark eder. Bunları öncelikle bir kabın içerisine kırıyorum. Daha sonra da üzerine bir miktar Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Eğer evde Super Grow varsa ya da işte başka çeşitli yağlar varsa onları da ekliyorum. Ama genelde sadece Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ve bir güzel parmağımla karıştırıyorum. Zaten güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yapmanız gereken hiçbir şey kalmıyor. Beni en çok zorlayan bu ampulleri kırmak ama gerçekten. Siz kırarken eğer alırsanız mutlaka dikkat edin. Çünkü ben parmağımı şuradan şöyle bayağı kesmiştim. İkinci deneyişimde sanırım. O yüzden öncelikle birazcık böyle bıçakla inceltiyorum camı, daha sonra kırıyorum. Daha rahat kırılıyor o şekilde. Dediğim gibi daha sonra o karışımı yapınca saçlarımı uyguluyorum ve 1-2 saat kadar bekliyorum. Kesinlikle onunla uyumuyorum çünkü bütün oda
E vitamini kokuyor. Yani hatta öksürük şurubu gibi kokuyor yani, öyle söyleyeyim. 1-2 saat bekledikten sonra arındırıcı bir şampuanla öncelikle kuru bir şekilde şampuanlıyorum. Daha sonra onu yıkıyorum ve bir kez daha şampuanlıyorum. Bitiriyorum. Hiçbir şekilde yağ bir şey kalmıyor. Hatta dün akşam uyguladım. Ve şu anda gördüğünüz gibi koku da gitmiş, mis gibi kokuyor. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden ben aşırı derecede memnunum, dediğim gibi size de öneriyorum. Benim favorilerim bu kadar. Aslında daha bahsedecek çok ürünüm var. Ama onları başka bir videoda size anlatmak istiyorum. Çünkü videonun çok fazla uzun ve sıkıcı olmasını istemiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu videodan bir tane daha gelmesini isterseniz, yani diğer ürünlerden de bahsetmemi isterseniz aşağı yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çekilişlerden ve diğer şeylerden haberdar olmak için de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.